Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde doğal sayıların neler olduğunu, doğal sayıların kaç basamaklı olduğunu ve bir doğal sayının rakamlarının basamak isimlerini anlatmıştım. Bu dersimizde bir doğal sayının rakamlarının basamak değerlerini ve sayı değerlerini hesaplamayı anlatacağım. Örnek olarak 4 basamaklı bir sayıyla başlayacağım. 4524 sayısını basamaklarına ayıralım. 4524 sayısını basamaklarına ayıracağız. Öncelikle bu sayının her bir rakamını bir okla gösterelim. Oklarımızı birer birer çizdik. Birinci ok birler basamağını. İkinci ok onlar basamağını. Üçüncü ok yüzler basamağını. Dördüncü ok binler basamağını gösteriyor. Buna göre birler basamağında 4 yazıyor. Burası birler basamağı olduğu için buraya 1 yazıyoruz. Birler basamağında kaç tane bir varmış? 4 tane bir varmış. O zaman 1 çarpı 4 eşittir 4 olarak yazıyoruz. O zaman birler basamağının basamak değeri 4. Şimdi gelelim onlar basamağına. Onlar basamağında onlar basamağı olduğu için buraya 10 yazıyoruz. Onlar basamağında kaç tane onluk var? 2 tane onluk var. O zaman 2 tane 10 eşittir 20 olarak yazıyoruz. Buna göre onlar basamağındaki sayının basamak değeri 20. Birler basamağındaki sayının basamak değeri 4. Şimdi geldik yüzler basamağına. Yüzler basamağındaki sayının basamak değerini hesaplayacağız. Burası yüzler basamağı olduğu için 100 yazdık. Kaç tane yüzlük varmış? Bir bakalım 5. 5 tane 100, 500. Yüzler basamağındaki sayının basamak değeri 500. Şimdi sıra geldi binler basamağına. Binler basamağı olduğu için buraya 1000 yazıyoruz. Kaç binler basamağında kaç tane binlik var? 4 tane binlik var. O zaman 4 tane 1000, 4000. Arkadaşlar şu anda 4, 20, 500 ve 4000 bu 4524 sayısındaki her bir rakamın basamak değeri. O zaman biz şimdi burada neyi bulduk? Basamak değerlerini bulduk. Hemen bunun üstüne ne bulduğumuzu yazıyoruz. Basamak değerleri ya da basamak değeri. Şimdi bir doğal sayının rakamlarının sayı değerini hesaplayalım. Gene 4524 sayısını yazdık. Oklarımızı da çizdik. Evet arkadaşlar, bir doğal sayıdaki rakamların her birinin sayı değeri yine kendisine eşittir. Yani ne demek istiyoruz? Birler basamağında 4 sayısı var. 4 sayısının sayı değeri yine 4'tür. Gelelim onlar basamağındaki 2 sayısına. 2 rakamının sayı değeri gene 2'dir. Şimdi geldik yüzler basamağına. Yüzler basamağındaki sayının sayıya. Yüzler basamağında 5 rakamı var. Bu 5 rakamının sayı değeri yine kendisidir, yani 5'tir. Binler basamağına geldik. Binler basamağındaki rakamın sayı değeri yine kendisidir, yani 4'tür. Şimdi biz burada neyi hesaplamış olduk? 4524 sayısındaki her bir rakamın sayı değerini hesapladık. O zaman üstüne ne hesapladığımızı yazalım. Sayı değerleri. O zaman kısaca tekrar edecek olursak, bir sayının rakamlarının sayı değerleri yine o sayıların kendisine eşittir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi örnek bir soru çözelim. 62.357 sayısının basamak ve sayı değerlerini hesaplayalım. Sayımızı yazdık. Her bir basamağı gösteren oklarımızı da çizdik. Şimdi ilk önce basamak değerini hesaplayalım. Birler basamağında 7 rakamı var. 7 birler basamağında olduğuna göre kaç tane birlik vardır? 7 tane birlik vardır. O zaman burası birler basamağı olduğu için 1 yazdım.
1 çarpı 7 o da 7. Yani birler basamağındaki sayının basamak değeri 7. Geldik onlar basamağına. Onlar basamağı olduğu için burası 10 yazdım. Kaç tane onluk var? 5 tane onluk var. O zaman 3 tane 10 50 yapar. 50 de onlar basamağındaki sayının basamak değeri. Geldik yüzler basamağına. Burası yüzler basamağı olduğu için 100 yazdık. Çarpı yüzler basamağında 3 yazıyor. Yani 3 tane yüzlük var. O zaman 3 ile çarpıyoruz. Yüzler basamağındaki sayının basamak değeri 300. Geldik binler basamağına. Binler basamağındaki sayı kaçtı? 2. O zaman binler basamağındaki sayının basamak değeri kaçmış? 2000. Geldik 10.000'ler basamağına. 10.000 yazıyoruz. 10.000'ler basamağında kaç yazıyor? 6. Yani 6 tane 10.000'lik var arkadaşlar. Bu da 60.000 yapar. Şu an bulduğumuz bu değerler 62.357 sayısındaki her bir rakamın basamak değeri. O zaman üstüne yazalım arkadaşlar. Basamak değeri. Şimdi bu sayının 62.357 sayısının her bir rakamının sayı değerini hesaplayalım. Onu da yanında yapalım. Şuraya böyle bir ok çizelim. Sayı değeri diye yazalım. Şimdi birler basamağındaki sayının yani 7'nin sayı değeri yine kendisidir demiştik. O zaman 7. Onlar basamağındaki sayının sayı değeri basamağın ne olduğu önemli değildi. O zaman 5'in sayı değeri nedir? Yine 5'tir. Yüzler basamağındaki 3'ün sayı değeri nedir? Yine 3'tür. Yani kendisidir. Binler basamağındaki sayının yani 2'nin sayı değeri nedir? Yine kendisidir. Yine 2'dir. Ve 10.000'ler basamağındaki sayının yani 6'nın sayı değeri yine kendisine eşittir ve 6'dır. O zaman arkadaşlar basamak değeri de tabii ki bulunduğu bir sayının bulunduğu basamak çok önemli. Değeri ona göre değişiyor. Sayı değerleri ise rakamların kendilerine eşittir.